Recep Tayyip Erdoğan ben adayım diye açıkladı. İlk reaksiyonunuz ne olur, ne düşünürsünüz, ne açıklarsınız, ne dersiniz? Şimdi ben bir hukukçu olarak öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan ben adayım diye açıklama yapma imkanının olmadığını düşünüyorum. Ben aylardır da, yıllardır da savunuyorum. Çünkü Anayasa 101. maddenin 2. fıkrası son derece net. Cumhurbaşkanı 2 sefer aday olabilir, 5 yıl süreyle görev yapar ve bu 5 yıllık 2. süresi Sayın Erdoğan'ın dolmuyor burada. Dolayısıyla kendisinin doğrudan aday olabilme imkanı anayasamızın mevcut haline göre yok. Bir istisna var, o da anayasanın 116. maddesinde. Hı hı. Seçimlerin yenilenmesine parlamento karar verirse Sayın Erdoğan bir sefer daha aday olabilir. Bunları hepsini düşündüğü için Sayın Erdoğan ben adayım demiyor zaten. Şu anda AK Parti'den de Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin en ufak bir açıklamaları söz konusu değil. Çünkü bu anayasa değişikliği yapılmadan önce bu düzenlemenin içerisinde yer alan arkadaşlarla konuşup istişare ettiğimiz zaman diliminde onlar da bu hadisenin gayet bu netlikte olduğunu biliyorlardı. Yani 101. maddenin 2. fıkrasına hiç dokunulmadığını, bir seferde seçimler yenilenirse zaten Sayın Erdoğan'ın 70 yaşının üzerine de aşmış olacağını, bunlar o günkü şartlarda konuşulan konulardı. Ama bugün çıkıp da ben aday olabilir miyim diyebilir mi? Onu yokluyor şu an itibariyle. Evet. Henüz demediğine göre demek ki kafasında bir soru işareti var. Buna dair meclis başkanı sayfalar dolusu bir makale yayınlıyorsa tekrar aday olabileceğine dair. Meclis başkanı. Ve bu çalışmalarda meclis başkanı o zaman Anayasa Komisyonu Başkanı'ydı. Seçim İşleri Başkanı partide. O süreç içerisinde bu çalışmalara da katılmıştı. Sayfalarca makale yazılıp tekrar aday olmasının önünde bir engel yoktur diye bir hukukçu profesör olarak altına imza atıyor ve kendini bu şekilde zorluyor ve kasıyorsa ortada bir şey var demektir. Normal şartlarda Sayın Erdoğan'ın mevcut anayasaya göre bir daha aday kendiliğinden olamayacağı. Ama dediğim gibi seçimlerin yenilenmesine karar verilirse bir sefer daha aday olabilir. Evet. Demin Sayın Türk'le alakalı bir sual değerlendirme yaptınız. Bakınız ben çok netliğiyle söyleyeyim. Öyle veya böyle 1950'den bu yana işleyen bir demokrasi çarkımız var bizim. Ve sandıkta sonuç net olursa hiçbir kimse ben kalkmıyorum diyemez. Ve Sayın Erdoğan'ın en büyük meşruiyet kaynağı da sandıktan çıkıyor olmuş olması. Öyle veya böyle ben sandıktan çıkıyorum. Milletim beni seçti, milletimin adına konuşuyorum diye uluslararası arenada bunu sıklıkla ifade ediyor ve meşruiyetinin kaynağını sandık görüyor. Şimdi Alper, Tolga Bey çok güzel bir şey söyledi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun eylemi ben de biraz önce bir örnekle verdim. Yani suya giden, testiyi taşıyan kişinin kulağını çekmek yani bu kırılmadan önce. Yani seçim sattığı mahalline girilmeden ortamı kaos ortamına dönüştürmek arzusu içerisinde olup seçimlerin bir yıl uzatılması gibi bir düşünce içerisinde olabilirler. Suriye hazır kaynak, olası bir savaş hali, bir operasyon halini gerekçe göstererek bir yıl belki seçimleri ileri bir tarihe almak gibi bir düşünce olabilir. Birincisi bu olabilir. İkincisi ise anayasa son bir yıl yaklaştığında yerel seçimler ve genel seçimler bir yılın altına düşmüşse ikisini birleştirmek gibi bazı imkanları veriyor. Bunlar tartışılabilir bu kaos ortamı içerisinde. Ama burada özellikle şunu ifade etmek lazım. İktidarın akıllanması lazım. Devlet kendisine şerik kabul etmez diye defalarca FETÖ'yle mücadelede özellikle paralel devlet yapılanması diye yani 15 Temmuz 2016 olmadan önceki aşamada bu yapıya paralel yapı deniliyordu. Paralel yapıyla mücadelede büyük bir kararlılık gösterildiği ifade ediliyordu. Şimdi böyle Sadat tipi, uluslararası savunma danışmanlığı gibi elinde silah olan, elinde imkan olan, kaynağını nereden aldığı belli olmayan bir de bu var bakınız. Kaynağı meşru olur. Biraz önce İsmail ne güzel okudu dedi ki yani bir şirket bu. Şirketin girdisi belli olur, çıktısı belli olur, karı zararını hesaplayacak bir imkan olur. O zaman anlarsınız şeffaf bir şirket kardeşim, savunma sanayi üzerinde bir şirket çalışması. Ama burada böyle bir şey yok. Masraflarını kim karşılıyor, hangi ödenekten karşılanıyor bunların hepsi muamma. Ve böyle bir paralel devlet yapılanması gibi devletin içerisinde eli silahlı bir yapının oluşmasına bir hukuk devletinde asla müsaade edilmemeli. O nedenle seçim sonuçları net olursa, aynen İstanbul'un ikinci tur seçimi gibi olduğu yerel gibi seçimlerde, sandık başından iktidar partisi temsilcileri bırakır giderler. Ama bıçak sırtı olursa, Sayın Türk'ün ifade ettiği husus o.
Bıçak sırtı olunca gösterdi zaten. Önümüzde örneği var. İstanbul seçimlerinde 13-14 bin oy farkla bırakılır mı İstanbul dedi. Sonrasında 800 bin fark oldu. Ama halk tam manasıyla bir irade gösterirse emin olun bu tür hiçbir illegal yapı dahi cesaret edemez. Ben şu anda şunu da söyleyeyim Sayın Ünlü. Kamu diplomasisinin içerisindeyiz. Aktif olarak avukatlıkta yapıyorum. Yüksek yargıyı da çok iyi bilen, tanıyanlardan birisiyim. Anayasa Mahkemesi de, Yargıtay'da da, Danıştay'da da çok fazla yakın çalıştığımız arkadaşlar da var. Bürokrasinin üst kadrosunda da çok ciddi isimleri tanıyoruz. Artık gün dönmüş. Vatandaşın baktığı siyasi partilerin muhalefet partilerin ağızlarına bakıyor kamu bürokrasisi. İktidarın gidici olduğunu fark etmiş. Bu konuda hiç tereddüt yok. Sadece muhalefetteki partiler yılgınlığa düşmeden, neyse düşmeden, birbirleriyle saflarını daha da sıklaştırarak, öncelikle demokrasinin talan edilmiş oyun sahasını inşa etmek gibi bir yükümlülüğü olduğunu unutmamalılar. Önce rekabet öncesinde işbirliğini sağlam yapıp o zemini iyi sağlamlayacaklar. Ondan sonra da her siyasi partinin rekabet etme hakkı var. Ama önce şu son çıkıştan bir kurtulmamız lazım. Ve Türkiye'yi tabii ki. Türkiye'yi sağ salamet güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürecek parlamento çoğunluğunu sağlamak ve güçlü bir iradeyle de Cumhurbaşkanı'nı seçmek gerekiyor. Bize asli düşen vazife bu. Biz önce kendi ödevimizi düzgün yapalım. Ondan sonra karşı mahallenin yaptıklarına bakalım. Peki 2-3 dakikamız kalmış bu arada. Mehmet Tolga Akalın'dan da alayım. Erdoğan açıklarsa eğer adayım ben derse reaksiyon ne olur? İyi Parti'nin reaksiyonu. Yani İdris Bey'in aşağı yukarı ortaya koyduğu görüşün bir karşı görüşü daha var. 101. maddenin komple yeniden referanduma sunulduğunu ve ilave genişletilerek sunulduğundan dolayı tekrar aday olabilir diye. Bu hukuki yorumdur. Benim de katıldığım hukuki yorumlardan biri. Kuvvetli bir yorumdur ama siyasi alanda da bir 367 sorunuyla karşı karşıya siyasi tarihimiz. Bu 367'nin tetiklediği o kelebek etkisi olarak tanımlanabilecek süreçleri yaşadık Türkiye'de. Farkında olmamız gereken işlerden bir tanesi, karşımızdaki iktidarın en önemli hususiyetlerinden biri muhalefetini tanzim eden ve bugüne kadar da seçimleri o muhalefetini tanzim etme, yani kendisine karşı alternatifleri de yatağında boğup muhalefeti daha dar alanlara sıkıştıran bir siyasi form oluşturması. Bunun içinde her türlü yani siyasi anlamda ahlaksızlık, ahlaki ilkesinin de olmaması. Bu hakim devlet yapılanması diyorlar buna. Tek parti, medyası, evet, sermayesi, bürokrasisi ve yargısıyla birleştirilmiş bu güç alanı üzerinden siyaset tanzim eden bir yapı. Bakın az önceki Sadat meselesinin sıkıntısı şurada. Şimdi Amerikalıların Blackwater'ları var. Dünyada çünkü hibrit savaş var. Rusların Wagner'leri var. Bunlar hibrit savaş enstrümanları olarak kullanıyor. Ama Rusların Wagner kuvvetlerinin lideri Putin'in arkadaşı değil. Veya Blackwater'ın lideri sabah akşam Amerikan başkanıyla birlikte değil. Oysa burada bir ideolojik ve 90'lı yıllara kadar gelişen bir ilişki derinliğiyle bir sahip çıkma. Ve daha son noktası önemli bana göre o. MIT'in açılışında Sayın Erdoğan'ın bir cümlesi var. Diyor ki artık diyor dönem değişti. Şehirler sur yaparak dışarıdan savunulmaz diyor. Ama şehirler içeriden de sadece kolluklarla savunulmaz diyor. Evet. Şimdi yani buradaki o paralel yapılanmayla ilgili, inşa zeminiyle ilgili kendisinde de bir inanç alanı oluşmuş. Asıl tehlike bu. Yoksa Sadat'ın tefekkürleri bir yere kadar kabul edilebilir. Rüyalar olarak, hülyalar olarak da görülebilir. Bir İslamcı yaklaşım olarak değerlendirilebilir ama devletin başının bu alanda onlarla çok yakın hale gelmiş olmasını ciddi bir risk olarak görmek peki lazım. Çok teşekkürler, bu bölüm tamamlandı. Size veda ediyoruz. Çok teşekkürler buraya kadar geldiğiniz bir saatliğine bile olsa bize zaman ayırdığınız için. Bundan sonrası da bölümde herhalde sizin olmadığınız ortamda da olsa Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yargı kararını konuşacağız. Siz de zaten bir bölümünde konuştunuz. Deva Partisi'ne yönelik hani o Gaziantep Valiliği'nin mitingi, evet, için suç duyurusu kararı alınması meselesinde konuşacağız. Altılı Masa'ya güven duyuyor mu vatandaşlar? Vatandaş muhalefeti başarılı buluyor mu? Burada bir kamuoyu yoklaması eşliğinde konuşacağız. Çünkü bize Artı Bir Araştırma Başkanı Hüseyin Çalışkaner de katılacak.